quyidagi ifodalarni hisoblaymiz. Va buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Mana arkosinus kosinus kelyapti. Arkosinus kosinus alfa alfaga teng bo'ladi agar alfa 0 pi oralig'ida bo'lsa. Bu holda mana bu tenglik o'rinli bo'ladi. Go'yoki bu yerda mana arkosinus bilan kosinus bir-birini yo'qotadi-da, alfa qoladi. Go'yoki agar alfa mana bu oralig'ida bo'lsa. Faqat shu oralig'dagina mana shu tenglik bajariladi. Xo'p, mana birinchi misolni ko'ramiz. Arkosinus kosinus pi taqsim 5. Xuddi shu ifoda kelyapti. Arkosinus bor, kosinus bor. Alfani o'rnida pi taqsim 5 kelyapti. Pi taqsim 5 shu oralig'ida bo'ladimi? Endi har safar shuni tekshirishimiz kerak. Ha, shu oralig'ida. Ya'ni u holda buni qiymati alfaga, ya'ni pi taqsim 5 ga teng. Shunday qilib javob pi taqsim 5. Ikkinchi misol. Arkosinus kosinus, ya, arkosinus kosinus kelyapti. Alfani o'rnida 2 kelyapti. 2, mana bu oralig'ga tegishlimi? Tegishli. 2 pi dan kichik. 0 dan katta va pi dan kichik. Pi taxminan 3.14 ga teng. Ya'ni 3 dan katta son, 2 dan 2 2 pi dan kichik bo'ladi. Demak, 2 mana shu oralig'ga tegishli, shu sababli bu teng 2 ga. Mana bu formulaga ko'ra 2 ga teng. Keyingi misol. Arkosinus kosinus 5. Arkosinus kosinus alfa. Alfani o'rnida 5 kelyapti. Tenglikni yoza olamizmi? Buning uchun mana bu shartni tekshiramiz. 5 shu oralig'dami? Yo'q, bu oralig'ga tegishli emas. Nima uchun? 5 pi dan katta. Chunki pi taxminan 3.14. Ya'ni pi 3.2 dan 4 dan kichik hisob. 5 dan shu sababli 5 dan kichik. Xo'p, bu holda nima ish qilamiz? Kosinus 5 ni, xo'p, 3-chi misol. Dastlab quyidagicha yozib olamiz. Kosinus mana shu oralig'dagi burchakning burchakni kosinusiga keltiramiz. Masalan 2π-5. Buni keltirish formulasidan foydalandik. Mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Endi 2π-5. Ya'ni mana bu ifodani topishni biz teng kosinus 5 ning o'rniga mana bu ifodani yozib arkosinus kosinus 2π-5. Buni o'rniga endi mana buni topamiz. Bu bunga teng. Endi yana xuddi shu ifodani shuni tekshiramiz. Alfani o'rnida 2π-5 kelyapti. Alfaga teng bo'ladimi yoki yo'qmi? Buning uchun mana bu shartni tekshirishimiz kerak. Ya'ni 0 dan katta yoki teng 2π-5, kichik yoki teng pi. Tengsizlik bajariladimi? Mana bu tengsizlik bajariladi. Chunki pi 3 dan katta, 2π 6 dan katta. 6 dan katta sondan 5 ni ayirsak, musbat bo'ladi. Xo'p, mana bu tengsizlikchi. Tekshiramiz. 5 ni o'ng tomonga, pi ni chap tomonga o'tkazaylik. U holda pi kichik yoki teng 5 tengsizligini hosil qilamiz. Bu bajariladi, chunki pi 5 dan kichik. Demak, 2π-5 mana bu oralig'ga tegishli. U holda mana bu formulani qo'llay olamiz va 2π-5 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, 3-chi misolning javobi 2π-5. Xo'p, 4-chi misolga o'tamiz. To'rtinchi misol. Arkosinus kosinus 8 pi taqsim 7. Arkosinus kosinus alfa. Alfani o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Xo'p, tekshiramiz mana buni. Pi dan kichikmi? Musbatligi ko'rinib turibdi. Pi dan kichikmi yoki yo'qmi? Yo'q, pi dan katta bo'lsa. Pi dan katta 8 pi taqsim 7, chunki 8 taqsim 7 1 dan katta. Bu pi dan katta. Xo'p, yana keltirish formulalari yoki davr ekanligidan foydalanib, mana bu oralig'dagi burchakni kosinusini hisoblashga keltiramiz. Kosinus 8 pi taqsim 7 ni qolish shart emas. Teng. Masalan, buni kosinus 2π-8π taqsim 7 deb yozishimiz mumkin. Keltirish formulasidan foydalandik.
Bu ham teng. 14 pi minus 8 pi. 6 pi taksim 7. Yani 6 pi taksim 7. Yani bana bu aralıkta tekişli. Yani verilgen ifade teng buladı. Ar kosinus. Kosinus 6 pi taksim 7. Yani bana bu takaslayımız. Ar kosinus, kosinus. Alfa, 6 pi taksim 7. 6 pi taksim 7 bu aralıkta tekişli. O halde bana bu formuna geçiyorlar. Bu alfa geteyim. Yani ar kosinus ile kosinus birbirini yok atalılar. Diyor ki biz 6 pi taksim 7'nin hasıl kulağımız. Şimdi kadar bana bu ifadenin cevabı 6 pi taksim 7. Mesela bir yerde kiltiriş formülasından hem faydalanışımız mümkün oldu. Bak kediler aşı yolunu hem kiltirip öteydik. Onta misalını bir xil metod bilan yechgandan ko'ra bitta misalını 10 xil metod bilan yechgan afzal. Bak, mana bu yerda 4-sida. İkinci xil yo'lni keltirib o'tamiz. Kosinus 8 pi taksim 7. Bunu biz kosinus 8 ni 7 ga bo'lsak 1, 1 pi. O'sha pi taksim 7 deb yozishimiz mumkin. Teng bu minus kosinus pi taksim 7 getirdim. Ben keltiriş formülasından faydalandık. Yani bana bunu örneğe bu ifadeni alıp gelip koyalımız. Bu halde bu teng buladı. Ar kosinus minus kosinus pi taksim 7. Bana bunu koyduk bunu örneğe. Yani bana bu formüladan faydalanalımız. Ar kosinus minus a teng pi minus ar kosinus a. Bana bu formuladan faydalanıp biz bunu kuyuda geçiyor alışmamız mümkün. Pi minus ar kosinus ve de a'nın oranında kosinus pi taksim 7 geliyor etti. Kosinus pi taksim 7. Bunu orayı hasıl kullanırız. Bak şimdi bana bunge bu formülanı kullanışımız mümkün. Ar kosinus kosinus alfa. Pi taksim 7 bu aralıkta tekişli. Şu sebeple bu teng pi minus bu pi taksim 7 geteng. Nasıl adıraştırsak 6 pi taksim 7'nin hasıl kullanımız. Şimdi kadar bana bir ifadenin kıymeti 6 pi taksim 7. İkinci konu yolda hem bu da şu 6 pi taksim 7'nin hasıl kıldık.